Ne kadar büyükmüş? Nereden başlayacağız ki? İçeri giriş yolu bularak başlayabiliriz. Sonra da büyük tura çıkarız. Sence burada alarm var mıdır? İçinde pencere kırma olmayan bir yol bulmaya çalışalım. Ön kapının kilitli olacağından eminim. Gördün mü? Ne demiştim? En azından denedik. Tamam. Elini ver bana. Tamam. Hadi bakalım. Hadi beni takip et. Al hadi. Yedek getirdim. Evet. Özellikle bakacağımız bir oda var mı? Her türlü kitap, günlük veya araştırma notlarına karşı dikkatli ol. Burada bir şey yok. Burada yok. Bu tavan arasından çıkmayacak. Kutular eski seyahat ve kamp ekipmanlarıyla dolu. Tamam, iş görür.
İnelim hadi. Peki nasıl bulacağız onları? Annemin not defterlerini mi? Hatırlamıyor musun yani? Hep o kirli beyaz deri cildi kullanırdı. Evet biliyorum ama burası çok büyük bir yer. İşte bu. Beyaz deri. Galiba birini buldum. Ciddi misin? Hayır. Bu annemin değil. Ama doğru yolda gidiyorsun. Bakmaya devam. Baksana. Bana deli diyeceksin ama Ming hanedanlığı vazosuna benziyor. Nathan, aklı başında olan hangi adam bir Ming hanedanlığı vazosunu öylece ortaya bırakır? Haklısın. Herhalde bir imitasyondur. Evet, elbette öyle. Açılmıyor. Hadi beraber yapalım. Hazır mısın? Bu da ne böyle? Vay. Bu bir çeşit lahite benziyor. Evet. Baksana. Burada her yer tamamen lahitle dolu. Yani lahitlerle. Sam, bu gerçek. Burası ne biçim bir yer? Peki, gidip öğrenelim. Bana bir iyilik yap. Öldüğümde beni bunlardan birine göm. Tabii. Seni mumyalayıp organlarını da bir kavanoza koyayım mı? Bir daha düşündüm de. Boş ver.
Hey, bunu tanıdın mı? Bir dakika. Buna benzer bir şey görmüştüm ama. Yaslanan figürler. Etrüsklerden. Tabii ya, doğru. Evet, karı koca. Birlikte gömülmüş. Biraz karanlık gibi. Müthiş bir hava katmış ama. Evet.
Ha, Roma'dan kalma. Üçüncü, belki de dördüncü asır. Bu mekan müze gibi lan resmen. Sence dinozor bölümü de var mıdır? Olsa şaşırmam. Organ kavanozları. Harika.
İşte bir tane daha. Bu da değil. Bunun antik bir Mezopotamya yıkayıcı kurutucu karması olduğunu sanıyorum. komik olan hep bendim, her zaman. Hey Nathan, bana bak. Kimim ben? Ha? Doktor Livingston, hadi. Harika. Şimdi nereye peki? Ne? İstediğin yere gidebilseydin, nereyi seçerdin? Her yer olur mu? Her yer olur. Peki şey... Evet, hadi bakalım. Hindistan. Evet, istikamet Taç Mahal. Bunu daha yeni okudum. Öyle mi? İyi mi bari? İnanılmaz bir şey. Lhasa'yı ziyaret eden ilk batılı kadın anlatıyor. Bir gün ben de mutlaka oraya gideceğim. Muhteşem. Böyle bir davetiye almak için nelerimi vermezdim. Hey, şuna bak. Çok iyi şey Sezar. Ah, iyi ki sıcakmış. Evet, dönüyor da dönüyor. Sovyetler Birliği. Hadi Moskova'ya gidelim. Ama içeri girmek biraz zor olabilir. Kızıl Meydan'ı hep görmek istemişimdir.
Bereket totemleri. Hey, o şeylere bakmak için yaşın biraz küçük değil mi senin? Buradaki eserleri gün yüzüne çıkaranın sen olduğunu düşünebiliyor musun? Süper bir şey olmalı ha. Vay be. Bu masa yetimhanenin yemekhanesindeki kadar büyük. Kesin buranın yemekleri daha iyidir. Ona şüphem yok. Vay anasını. Burada müthiş partiler vermiş olmalılar. Tarihi eserlere bakılırsa bunun için yeterli paraları varmış. Evet. Ama son partiden bu yana bayağı geçmişe benziyor. Hey, şu çılgın iblis miğferine bir bak. Şu Viking miğferi mi? Yapma. Viking miğferlerinin boynuz olmadığını biliyorsun. Bu Perslerden. Ah, affedersin. Vay. Arabistanlı Lorris. Hey. El fenerini pencerelerin yakınında o kadar sallama. Turnum hazır. Fransız'a benziyor. Kilitli. Annemin eşyaları bu odalardan birinde. Başka bir yol bulmalıyız. Thank you.
Hey! Havalandırma deliği. Yukarıda. Evet. O bizi altındaki odaya sokabilir. Bizi değil. Seni. Ne? Ben oraya sığamam. Halledebilir misin? Kafa mı buluyorsun? Halledebilir miymişim? Pekala. Hünerlerini görelim bakalım. İşte şuna bir göz at. Galiba yukarı bir yol buldum. Gel. Yardım etsene. Bak bir Polaroid. Ver bakayım. Hala çalışıyor gibi. Evet gel. Şimdi gülümse bakalım. Kaybetme sakın. Sakın düşeyim deme. Olamaz. Ah.
Pekala. Tamam. İçerideyim. Kapıyı açabilecek misin? Bekle biraz. Tamam. Ha, kodein. Olacağı ayrı kesici var. Bir şey var mı? Günlük falan göremedim. Pekala, hadi gidip diğer kapıya bakalım. Yürü. Her yer günlük dolu. Bakalım neler varmış. Sam. Ne, bir şey mi buldun? İşte bu. Cennetin zenginlikleri. Vay. Henry Avery. Gunsway vurgunu. Oo. Aa, o da ne öyle? Ben bunu hiç görmemiştim. Evet, ben de öyle. Ama bu... Evet, bu kesinlikle annemin yazısı. Ellerinizi kaldırın. Yavaş olun. Hey hey hey, buna hiç gerek yok. Elinde ne var? Hey hey hey, silahı bana doğrult. Günlüğümü bana verin. Tamam tamam. Tamam. Üzgünüm Nathan. Şimdi ne olacak? Şimdi... Polisi bekleyeceğiz. Tabii ama başınızı ağrıtmak istemeyiz doğrusu. Bekle. Yani iki gencin hayatını mahvetmek bu cidden. Size vurmak istemiyorum çocuklar. Yapmayın bayan, bir yere zarar vermedik. Kötü bir şey yapmadık, tamam mı? Yaptıklarımızın sonuçlarına katlanmak zorundayız. Bari onu bırakın gitsin. Annemin eşyalarını görebilsin diye getirmiştim. Hepsi bu. Onun bunlarla bir işi yok. Ne? İnanın bana, bunların hepsi benim fikrimdi. Hayır. Annenizin eşyaları mı? Evet. O günlük. Annemizin de. Cassandra Morgan'ın çocuklarısınız. Merhaba. Tanrım. Sizi vurabilirdim. Evet, hala da vurabilirsiniz. Yani şunu indirseniz. Oh, nihayet. Annemi tanıyor muydunuz? Yanımda çalışırdı. Fark edeceğiniz üzere... Bir tür koleksiyoncuyum. Bu kelime biraz hafif kalır bence. Yani annem çevirmeniniz miydi?
şimdiye kadar tanıdığım en zeki tarihçiydi. Birlikte her şeyi başarabilirdik. Ama hasta olunca... Üzgünüm. Hayır, sorun yok. Çok uzun zaman oldu. Tüm keşifleri arasında... Bu onun en parlak başarısıydı. Sic parvis magna. Büyüklük küçük küçük başlar. Sir Francis Drake'in ilkesi. Evet, Latince ve tarihi figürler. Sofrada sürekli bunları konuşurduk. Evet, biraz garip bir aileydik. Size hiç Sir Francis Drake ve varisleri teorisinden bahsetti mi? Sir Francis Drake'in varisi yoktu. Evet. Bu bize tarihin söylediği. Ama annenle buna inanmıyorduk. O korsanın sırlarını arama maceramı da yarım bırakmam gerekecek. Yarım bırakacağım çok şey var. Bağışlayın. Bir ihtiyarın saçmalıkları. İşte. Bu benim kadar sizin de hakkınız. Kim bilir? Belki başladığı işi bir gün siz bitirirsiniz. Evet gidebiliriz yani, değil mi? Polisi ben hallederim. İçeri girdiğinize göre dışarıda kendiniz çıkarsınız, ha? Evet. Gelin. Teşekkür ederim. Karışıklık için üzgünüm. Tamam, hadi Nathan. Gidelim. İyi misiniz? Ha siktir ya! Hey! Hey! Sam? Hanımefendi! Biz polisiz. İyi misiniz? Peki, bir şey yapmalıyız. Evet, buradan hemen gitmeliyiz Nathan. Onu böyle bırakamayız. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Hemen kaçmalıyız. Eğer polisler bizi burada bulursa... Hanımefendi! Nathan! Gitmeliyiz. Hemen. Olamaz. Pencere, hadi. Tamam, sen üst kata bak. Sen benimle gel. Anlaşıldı. Çabuk. Olamaz. Nathan. Anlaşıldı. Çabuk. Bekle biraz. Onları göremedim. Kahretsin. Dikkatlice. İçeridekilerden ses soluk yok. Mekan büyük. Uzun sürebilir. Evet. Sam. Yakaladım. Atla hadi. Baca. Hadi. Geldim. Gelmeniz çok uzun sürdü. Geldik ya işte. Durum nedir? Düştük. Ön kapı güvenli gibi. Ön kapı. Tamamdır. Sağmıyor. Yavaş ol. Tamam. Nathan, iyi misin? Hey sen, kıpırdama. Koş hadi. Buradan atlatabiliriz. Memur Murphy konuşuyor. İki hırsız zanlısı yakaladık. Biri yetişkin, diğeri çocuk. İkisi kımıldama de dedim. Sen gelin atla, ellerini başının üstüne koy.
Dur lanet olası! Bu tarafa dön. Yürü yürü yürü. İşte orada var. Yakaladım. Hemen kaç Nathan. İşleri daha da kötüleştiriyorsunuz. Hadi gidelim. Destek çağır. Çağırdım zaten. Buraya. Nathan buraya. Dur lanet olası. İşte konuk evinin orada. Koş. Az siktir. Topukladılar. Çöp bidonu hadi. Tamam. Koşuyorlar. Geri dön. Ana kapını da oraya. Motora çabuk hadi. Tamam sıkı tutun. Paçayı yırttık gibi. Şöyle biraz soluklansak diyorum. Ha? Ne acayip gece ama. Evet acayip. Evet. O yaşlı bayan. Nathan. Hey beni iyi dinle. Olanlar bizim suçumuz değildi. Yani o bayan, biliyorsun, hastaydı. Yani kötü hissetmen normal ama yapabileceğimiz bir şey yoktu. Peki şimdi ne yapacağız? Ben yetimhaneye dönemem artık. Sen de işine dönemezsin. Dönmeyelim. Tabii. Hayır, ben ciddiyim. Bu yerden mümkün olabildiğince uzaklara gidelim diyorum. Öyle mi? Peki söylesene polisleri ne yapacağız? Onların aradıkları Nathan ve Samuel Morgan. Evet bizi yani. Onlar olmasak? Nathan, o malikanedeyken detaylara en az o zavallı ihtiyar kadın kadar hakimdin. Bir dakika. Her zaman kaderimizde büyük şeyler olduğunu hissediyordum ama bu akşamdan önce ne olduğunu bilmiyordum. Ama bu annemin yarım kalan işi bizim için bir şans. Yepyeni bir sayfa açabiliriz. Yepyeni bireyler olarak. Sen neden bahsediyorsun? Tanıdıklarım var. Sahte evrakta da uzmanlar. İsmimize de gelince anneme göre Francis Drake'in varisleri vardı. Kim inkar edebilir ki? Ha sen ciddisin, değil mi? Nathan, bu kaderimize yazılmış. Söz veriyorum. Sen ve ben birlikte. Uzaklara gideceğiz. Ne dersin buna? Nathan Drake? Ve ondan sonra her şey değişti. Yani artık birer kaşiftik, maceracıydık. Ama daha çok hırsızdık. Ah! Tamam, biraz daha dayan. Öyle bir noktaya gelmiştik ki artık hapishaneye sırayla girmiyorduk. Çünkü zaten ikimiz de hapishanedeydik. Ve onu kaybettikten sonra ya da onu kaybettiğimi sandığımda onu tamamen geride bırakmak istedim. Onun gibi bir şey. İşte bu kadar. Artık her şeyi biliyorsun. Mesele sen olunca her şey kısmına inanmam. Ama çok zor bir durum. Ne düşündüğünü merak ediyorum. Seni bulduğum için ne kadar şanslı olduğunu düşünüyorum. Evet.
Kolunu bacağını kaybetmemene sevindim. Seni buradan götürmek benim için işkence olurdu. Ha, bu arada beni nasıl buldun? Kolay oldu yani. Sadece silah seslerini takip ettim. Hayır, buraya gelmeyi nasıl başardın? Aa, tabii. Orada mısın Sully? Merhaba tatlım. Durumu nasıl? Nasıl olsun işte. Perişan durumda ama hayatta her zamanki gibi. Şimdi de diğer Drake'i kurtarmamız gerekiyor. Nasıl yani? Nate anlatsın sana. Merhaba Sully. Bize katılmana sevindim. Hiç kaçırır mıyım? Ve Sam'e ne oldu? Rafe'in eline düştü. Siktir. Yerlerini biliyor musun? Evet. Adanın kuzey tarafına doğru gittiler. Oralarda bir yere inebilir misin? Bir bak olur mu? Sam'i bulur bulmaz mümkün olduğunca hızlı gitmemiz gerekecek. Tamamdır. Dur bir dakika. Hazineyi ne yaptınız? Boş ver hazineyi. Ona ihtiyacımız yok. Alcazar? Hayır. Alcazar falan yokmuş. Hepsi dümenmiş. Bir dakika. Ne yani? Sam'in borcu... Kaçışı. Evet. Sam hepsini uydurmuş. Göt herifin teki değil mi? Buluştuğumuzda sana her şeyi ayrıntılarıyla anlatırım. Tamam mı? Tamam. Çok merak ettim. Siz ikiniz orada dikkatli olun. Bizi bilirsin. Al bakalım. Sağ ol. Rica ederim. Hayır yani... Beni kurtardığın için sağ ol. Bir kez daha. Neredeyse gelmeyecektim. Anladım. Gidelim. Bir araç ayarladım. Peki. Adanın...